Evet sevgili dostlar, değerli izleyenler, Ramazan Sohbetleri programımızın bugünkü konuğu Şehit Kamil Kaymakamımız Sayın Mehmet Aydın. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, gayet iyiyim. Yani, Allah iyilik versin. Evet, sizi de bayağı bir yoğun gördük. Allah kolaylıklar versin. Amin. Efendim Ramazan nasıl gidiyor bu arada? Ramazan bir yandan tabii Gaziantep biliyorsunuz Türkiye ortalamasının üzerinde bir sıcaklığa sahip. Bir yandan da tabii günümüzde daha uzun oruç tutuyoruz. Yani 16 saat ile 16,5 saat arası değişiyor. Evet. Sıcaklık işte 16,5 saat bir nasıl zorlanıyorsunuz? Şimdi tabii olay bir genel olarak konuşmak lazım. Önce tabii uzun bir zaman. Bir de yaz evet. Günde dek geldi. Evet. Allah dışarıda çalışan ve oruç tutanlara yardımcı Amin. Olsun. Evet yani inşallah. Biz biraz daha içerideyiz ama tabii araziye çıkıyoruz bazen. Kamu kurumlarını veya evet. İnşaat denetimine gittiğimizde bazen biz de yoruluyoruz. Evet. Ama daha ziyade bizim çalışma ortamımız kapalı yerde olduğu için evet. Daha az hissediyoruz. Tabii Ramazan malumunuz bir paylaşma ayıdır. Evet. Ramazan'ın evet. bir anlamı da paylaşmadır. Evet. Hani bu hem emeği paylaşma, hem yemeği paylaşma, evet. hem böyle ibadet paylaşma, hem de güler yüz gösterme, o şefkat ve merhameti bir aydır. Evet. Biliyorsun belli ayların bir özelliği vardır. Yani Cuma iyi bir Cuma günü nasıl özel bir günse evet. Ramazan ayı da bizim için bir aylar için önemli, bir önemli özel bir gün, evet. özel yani bir Ramazan ay. Ramazan ayını ben çok seviyorum. Senemin biraz önce de belirttiğim gibi paylaşma ayı olduğu. Evet, evet. Çünkü herkesin birbirlerine merhamet, şefkat gösterdiği, ekonomik olarak fitre ve zekatların verildiği ve ekonomik olarak garibanların, fakirlerin bir parasal destek daha aldığı. Çok hatırlandığı, daha çok hatırlandığı. Ondan sonra küskünlükle ve dargınlıkların azalıp evet. yerine küskünlük, dargınlık fazla meydan verilmediği ve olanların da bir kısmının bu Ramazan ayındaki bu barış ve iyi niyet süreci içerisinde evet, evet. sonuca erdiği. Evet. Uzlaşma sağlandı, evet, barışın sağlandı. Tabii yardımlaşmanın oldukça arttığı hem iftarlar ama mesela bunların bir hem fakirler için önemi var bir de asıl önemli olan toplumsal barışın sağlanması kesinlikle, yönünde. Kesinlikle. Bir de benim çok da önemsediğim aile barışı da aslında burada sağlanıyor. Evet, çünkü evet, iftarlarda evet. geniş iftar sofralarıyla hem akrabalar, aileler bir araya geliyor. Evet. Ve dolayısıyla onlar kendi kendilerini tanıyorlar. Gözle gördüklerinden dolayı birbirlerine şefkatleri, merhametleri artıyor. Birbirlerinin dertlerini daha iyi tanıma oluyor. Belki de 4-5 ayda bir defa, ilk defa bu, bir işte, sofrada oturuyorlar yani. Kesinlikle bu Ramazan o yönden birçok böyle hayrın olduğu bir ay. Evet. Ben bunu çok önemsiyorum bu evet. ayda. Tabii biz de biraz yoğun çalışıyoruz. Evet. Şimdi özellikle geçen ay sonunda kömür yardımlarını bitirmeye çalıştım. Sonları kaldı. Evet. Bu ayda biliyorsun fakirlere sosyal emlakçılığına dayanışma vakfından hep de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Bu yardım konusunda bu ay tabii biraz artırıyoruz. Evet, şu evet. anda yoğun bir çalışma içerisinde bizim ilçemizde ve bize intikal eden bizim arşivimiz olan, bizim envanterimiz olan fakirlerin hepsine bir, mutlaka bir yardımda bulunuyorsunuz. Bir yardım ulaştırmaya çalışıyoruz. Tabii sadece biz vermiyoruz. Belediyeler malum. Teşekkür ediyoruz onlara da. Tabii özel fabrikalar, STK'lar. He, onlar yardım ediyor. Ama bu o yardımlaşmayı bizim iş yoğunluğumuzda bir artırıyor ama evet, de, evet. güzel bir artırım. Şimdi Allah kolaylıklar versin diyoruz. Evet, evet hepimiz de inşallah. Şimdi efendim Gaziantep'e ne kadar süre önce geldiniz? Yani Şehit Kamil'e ne kadar süre önce geldiniz? Ben Gaziantep'e 4 yıl önce geldim. 4 yıl önce geldiniz. Evet. Şimdi gerçekten şimdi biz kendi internet sitemizde böyle birkaç soru sorduk. Evet. Gerçekten sizinle ilgili özellikle genç kardeşlerimiz, üniversite ve lise öğrencileri sizin hayat hikayenizi bir daha duymak istediklerini söylediler. Çünkü yine bir kariyer gününde zannedersem Mütercim Asım İlk Öğretim Okulu'nun kariyer günündeki bir herhalde söyleşide anlatmışsınız ve gerçekten o gün birçok öğrenci ben kaymakam olacağım demişler. Yani bize öyle söylediler. İnternet sitemizde bunlar var. Yani şöyle yapalım efendim. Yani Mehmet Aydın kimdir? Buradan ya, başlayalım. Sonra anladım. Sizin bu kaymakamlık sürecinizi yavaş yavaş anladım. Böyle bir tarafa Mehmet getirelim. Mehmet Aydın Konya o zaman Akören'e Çumra'ya bağlı Akören nahiyesiydi. Şu anda evet. ilçe oldu. Evet. Akören'de biz doğduk ve ilk öğretimi ilkokulu, o zaman ilkokul vardı. İlkokulu orada okuduk. Evet. Daha sonra ortaokul, liseyi ben okumayı orada biraz önce sormaya çalıştınız. Kaymakam olmaya orada karar verdim. Tabi okumam için Akören'de lise yoktu. Yoktu. Evet. Lise olmayınca
Konya'ya göç ettik benim okumam için. Yani aileniz sizin okula devam etmeniz için Konya'ya göç etti. Şöyle diyelim, benim babam Almanya'daydı. Öyle mi? Annem vardı. Gurbetçi bir ailenin çocuğusunuz. Gurbetçi yani. Babasız yani. Babalı babasız büyüdüm. Yani maddi durumu iyi ama şey baba... Babanın eksikliğini hissettiniz. Kesinlikle. Yani onu ben, o daha önemli aslında. Çünkü onun evde olması hem disiplini, hem eğitim açısından hem de bir evin... Varlığı bile çok büyük çok katkı. Çok şeyi değiştiriyor yani. Yani ben neredeyse babası büyüdüm diyecek durumdayım. Hani o açıdan şanssız bir gençliğim var. Tabi orada kaymakamlığına karar verince ailem tabi okutmak için Konya'ya gittiler. Konya'da biz ortaokul eğitimimize devam ettiniz. Eğitimi, liseyi orada bitirdim. Ondan sonra üniversiteye gittim. Şuradan onu da hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Köyde, köy yerine tabi kaymakamlar her zaman gelmezler. Evet. Biz tabii o günlerde daha yani çocuk oluşuyoruz. Herkes kendine göre doktor oluyor, öğretmen oluyor. Çünkü çocuk, insanlar ilk temas ettikleri kişilere hayran kalırlar. Rol model olarak onları alıyorlar. Onları alırlar. Evet. Çünkü onların özellikle iyi örnek olanlar varsa, böyle gıpta ettikleri varsa çocuk da kendini onun yerine koyar ve onu olmaya çalışır. Evet. Hani, biz o günlerde öğretmenler kaymakam gelecek diye beyan verdiler. Yani siz ilkokuldaydınız efendim. İlkokulda. Kaymakam Bey gelecekmiş tesadüfen köyünüze. Bilgi verdiler ama bize bir dediler ki yüzüne tırnağınızı temizleyin, tırnağınızı sarayın. Temizlenin, tıraşları alın, elbiselerin temiz olsun. Ertesi gün yine o eğitimi bir daha verdiler. Üçüncü gün kim nerede duracak, nasıl duracak, kim konuşacak, kim konuşmayacak. Hani üç gün bizi böyle şey, kaymakam gelecek mi? Eğittiler. Evet. Şimdi tabii kaymakam geldi, bir merhaba dedi, çocuklar dedi, gitti. O züblükteki safra sağlam şey gibi. Ama o gittikten sonra tabii ben çok düşündüm. Tabii herkes önemli bir insan. Orada öğretmenimiz önemli, müdürümüz çok önemli. Çünkü o tercih etti. Belediye başkanımız çok önemli. Evet. Oradaki başka nahiye müdürü var o zamanlar. Evet. Onlar etkin. Ama kaymakam gelince bizim için en o anda görebileceğimiz en büyük adam o. Oydu evet. Çünkü o zaman ben de bari gelip bile her şey nizama girdi. Onu da özellikle belirteceğim. Okulun mesela tuvaletlerinde sıkıntılar vardı. Kaymakam gelecek diye o sıkıntılar hep sindirildi. Evet, temizlediler. Sular tam akmıyordu, sular tamamen akar oldu. Okulun bazı yerleri badana boya oldu. Şimdi büyük bir anı. Sadece bizim kendi temizliğimiz, kendi tırnaklarımız. Okulun da fiziksel olarak yapısı, bahçenin temizliği, otların, o çimenlerin biçilmesi. Müthiş bir değişim oldu. Çünkü kaymakam gelip de bu kadar değişim oluyorsa önemli bir adam. Ben de kaymakam olayım da gittiğim yerlere güzellik götüreyim, iyilik götüreyim diye düşündüm ve o gün niyetlendim. Karar tabii, verdiniz. Tabii Allah da nasip etti. Nasip etti. Ben okurken dedim kaymakam olacağım diye. Mesela üniversiteyi seçerken 10.82 hiç unutmam. Ankara Siyasal'ın kod numarası. Kod numarası, evet. Çünkü hemen tercih yapacağız. Bizim o zaman genel yetenek imtihanları vardı. Bunun bu andaki imtihanlar gibi değildi. Değil. Tek imtihan yapıyorduk. Genel yetenek imtihanı yapıyorduk. Evet. Onun bir tercih yapıyorduk. 18 tercih vardı. O tercih, bir tercih yapıyorsun. Ben 10.82 başa yazmıştım. Evet. Ve Allah da nasip İnşallah, etti. Evet. Okudu. Kısmet oldu. Evet, nasip oldu. Yani. Evet. Tabii bunu paylaşmak lazım. Çünkü çocuklar aslında kendi kişilik ve karakter yapısına göre o çağda ne olacaklarını aşağı yukarı kestirebiliyorlar. Yani. Ama sıkıntımız şu, onda yeri gelirken belirtelim. Bizim eğitim sistemimizde o çocuk, o yaştaki çocuğun bu kabiliyetini tespit edip, o iradesini tespit edip de orta ve lise kısmını, daha doğrusu meslek kısmını ona yönlendirmiyoruz. Evet. Ve babalar, anneler veyahut da şartlar o çocuğun nerede okuyacağına karar veriyor. Doğru söylüyorsunuz. Çocuk mutlu olamıyor. Çocuk o okuduğu branşla ya da okuduğu okulla mutsuz bir tabii birey olarak topluma. Kişinin kendi isteği, artı kabiliyeti, becerisiyle ailenin de tabii referansı gerekli. Daha o yaşta kişinin hedefi belirlenecek ve özellikle ara teknik eleman yetiştirecek birçok kişi. Şimdi lise bitiriyor ya da üniversite bitiriyor. Ara tekniklik yapamıyor. Ben lise mezunum ya da üniversite mezunum. Halbuki onun kapasitesi o ara teknik elemanda aslında daha çok para kazanacak. Evet, daha çok para daha kazanacak. Daha mutlu olacak. Gerçekten. Şimdi oraya hedeflese, onu gerçekleştirmiş olacak. Daha mutlu olacak. Ama şimdi mutlu olamıyor. Onu yapsa dahi üniversite mezunu ya da lise mezunu kendini masa başında başka bir yerde görmüyor. Başka bir yerde görmüyor. Oraya masa başına entegre etmiş kendisini. Oraya adapte olmaya çalışıyor. Evet, oraya maalesef. Öyle bir iş arıyor. İşlerinde verimli olmuyor. Kendisi mutsuz oluyor. Yani onu da yeri gelmişken belirtmek lazım. Ben o şanslardayım. Ben o yaşta karar verdim ama nasip de oldu. Evet.
Peki efendim aileniz, yani siz küçükken işte aileniz size oğlum yok sen işte doktor ol ya da mühendis ol ya da oğlum sen polis ol. Şimdi, böyle bir yönlendirme oldu mu yoksa tamamen sizin arkanızda durdular mı? Yani hani ben kaymakam olacağım dediniz ve biz senin arkanda duruyoruz mu dediler. Yani bu çok önemli aslında. Onu şunu söyleyeyim. Biraz önce bahsettim. Ben babasız büyüdüm. Ben aslında babam var. Yılda bir 15-20 gün geliyor. O 15-20 gün aslında balayı görüyor. Biz çok özlüyoruz. Evet. Tabii hediyelerle geliyor. Evet. O ilk 3-5 gün o hediyelerin sevinci. 3-5 günde böyle gerçek hayatı konuşuyorsun. Son 3-5 günde zaten şey gidiyor. Gidecek ve zaten böyle kötülük, evet. Bir disiplin edici, seni eğitecek bir vakti olmuyor. Evet. Dolayısıyla evet. İyi hatırlanma için hoş görüyor ve bizim yönlendirmeye evet. Çok çalışmadı. O açıdan bir babasız büyüdüm diyebilirim. Annem de o konuda çok bir etkisi olmadı. Okumamı istedi. Evet. Ve babamın bir sözü var, onu hemen geri gelmişken söyleyeyim. Oğlum dedi, ben okuyamadım dedi. Vekil biriymiş babam. Evet. Dedem herhalde o anda şartlar uygun olmadı, okuyamadım. Sen oku, ben hamallık da yapar okuturum dedi. Çok önemli. Evet. Çünkü, tabii çok önemli. Babamın bu bana hedefi. Hani sen yani yeter ki oku, ben hamallık yaparsan okudurum hedefi, beni okuma konusunda hani evet. Ailemin bir arzusu var, babamın bir hedefi var ama şu meslek, bu meslek, şu okul, bu okul değil. Babam üniversiteyi oku, evet. hani mühendis olsam, belki doktor ya da başka hakim, savcı veya da başka bir meslek olsam onu da teşvik ederdim. Evet. Babam derdi üniversite okumam. Yani. Evet. Dolayısıyla şu anda ben de siyasete gittiğim için, üniversitede okuduğum için babamın zaten hedefini tutturmuş oldum, destek oldu. Yani bir evet. Başka bir yönlendirme olmadı. Evet. Peki efendim çocukken, sizler küçükken Ramazan nasıl geçerdi? Yani Ramazan o dönem biliyorsunuz televizyonlar kısıtlı, her evde televizyon yok. Belki de mahallede bir evde var ve belki 4-5 komşu gidip işte orada izliyorlar. Şimdi şöyle diyeyim. İnternet diye bir şey yok, telefon diye bir şey yok. Yani nasıl geçerdi sizin çocukluğunuzdaki şimdi, Ramazanlar? Tabii o zaman şimdi hayat çok hızlı değişiyor. Yani, tabii evet. Benim zamanımda biliyorsun televizyonlar Türkiye'de 1970'li yıllarda başladı. Evet, 70'lerden itibaren evet. Türkiye'ye ama tabii bizim o Akören'de o tarihlerde yoktu. Daha evet. Sonradan geldi. Evet. Bizim zamanda zaten orada hiç kimse televizyon yoktu. Yani, komşuda da yoktu. Tabii o aradaki yapı farklı. İki şey burada almak gerekir. Buraya yeri geldikken. Tabii o zaman nüfusun çoğu köylerde yaşıyordu. Evet. Ben de nahiyede yaşıyordum. Kırsalda şey daha fazlaydı. Ben kırsalda yaşıyordum. Kırsaldaki toplumsal dayanışma, kırsaldaki birlik beraberlik kent daha üst düzeydi. Evet, daha şimdi orada herkes birbirini gözetmiyor, birbirini evet. Denetliyor. Birinin Ramazanlarda özellikle diyelim ki evde yemek pişer, komşulara da o yemekler gider, ikram edilir. Yani şimdi evde çağırmasa, iftara çağırmasa dahi yemek gidilir. Yani ve her ev, her büyük, her böyle hem zenginler hem de ailenin büyükleri muhakkak evet. Aileye ve başkalarına iftar yemeği verirler. Evet. Şimdi o, tabii onu bir özlüyorsun. İkincisi tabii o zaman yokluk tabii bu ortamdan daha fazlaydı. O zaman her zaman elbise, her zaman ayakkabı alınmazdı. Evet. Bunu Ramazanlar ve bayramlara dek getirilirdi. Hmm. Dolayısıyla aslında araba, ayakkabı ihtiyacın ya da elbise ihtiyacın olsa dahi onu o tarihte alınmaz. Ramazan'a ve bayrama şey, onlar bizim böyle yeni elbiseler, yeni evet. Ayakkabılar, yeni böyle kıyafetler alınacak dönemdir. Evet. Dolayısıyla biz onlar böyle mutlulukla bekler o günleri, böyle arzu eder. Evet. O yeni elbiseler, yeni ayakkabılar, yeni giyeceklerle bayrama gelecek. Tabii Ramazan sonunda. Evet, evet. Tabii Ramazanlarda bir fark var. O zaman bizde bazı yemekler yapılır. Mesela sarmalar yapılır. Burada evet. Mesela bayrama, yuvalama. Antep yuvalaması yuvalama dediğimiz olur. Özel. Şu bayrama özgü şeyler. Evet. Ona da bir diğer günlerde bir farkındalık var. Yani evet. Farklılık var. Orada daha yoğun yaşanılıyordu. Şimdi kentlere gelince aile yapısı da biraz çözüldü. Bir evet. De komşu ilişkileri bizim köylerdeki gibi kalmadı. Çünkü apartmandaki o ilişkiler olmuyor. Evet, üçüncüsü, tabii o zamanlar lokantaya böyle davet de yoktu. Evlerde bir sürü evet, zahmetlere evler. Katılamıyordun, evlerde ev kalamıyordun. Ama şimdi zahmetler. İş kolaylaştı. Yani lokantalarda veriliyor. Bazen öyle lokantalarda iftara gidiyoruz ki evet. Kimse kimseyi tanımıyor. Ne o çağıranı tanıyorsun. Evet. Herkes gidip yemek yiyip ayrılıyor. Evet. Halbuki iftar sofraları sadece yemek yenen yerler değil. Kaynaşmanın da olması gereken. Yerinin ortaya konduğu. Kesinlikle evet. Herkes evet. Herkesin halini bildiği. Evet. Ve çok önemli. Durum olmayanlara yardım edildiği. Yardımın olduğu. Açıktan veya gizli. Evet. Yani, o anda o durumu olmayanlar bir sezgiyle ya da bir şey derdiyle bir vesileyle derdini anlatabildiği. Evet.
derman isteyebildiği, yardım isteyebildiği, birbirlerine insanların daha ısındığı bir ortam. Ortam olması lazım. Bu değişiyor. Hemen şunu söyleyelim. Şimdi hep de değişimler, eskiden Ramazanlar şöyleydi, böyleydi. Ben o böyle nostalji olarak tamamını bahsetmek gerekir de. Şimdi hayatın değişmez kuralı da değişim. Evet. Değişmeyen tek şey değişim kendisidir. Değişmez diyoruz. Kuralı da değişim. Evet. Mevlana bir sürü söz vermiş. Ben Konyalıyım biliyorsunuz. Hani, evet. Mevlana'nın birçok önemli sözleri evet, vardır. Çok, hani, evet. Ama bunlardan bir tanesi de hani, dündünde kaldı cancağızın diyor. Evet, yani evet. Şeyler söylemek lazım. Düne ait ne varsa dünde bırakalım. Bugün yerinden söyleyelim evet. Diyor. Şimdi zaten hayat değişim içerisinde. Eğer yenilenmeyen yenilir. Evet. Fark etmeyen fark. Günümüzün koşullarında bu hızlandı. Evet, daha da hızlı. Dedelerin zamanında daha mekanikti. Değişimi herkes görebiliyordu, anlayabiliyordu. Ama şu anda öyle bir elektronik bir çağla girdik ki bilgiler bu kadar çabuk kirlendiğini, bu kadar çabuk eskidiğini ancak evet. Böyle bu zaman evet. Olabiliyor. Biz hızlı geçiş dönemindeyiz. Aslında bunun da farkında değiliz. Evet. Buraya yeri gelmişken aslında medeniyet aslında da bu sakıncalı bir şey. Evet. Çünkü insan doğası her şey eğitimi belli sürelerle. Demek ki insan canlı olarak doğduğunda demek ki 18 yaşına kadar bir eğitim süresi evet. Var. Yani bir anda pat genetik olarak evet. Bütün bilgiler evet. Kodlanmış. Belli aşamalardan geçip belli gerekiyor. Eşitlere geçiyor. Eğer geçemiyorsan hı-hı. Ama şu anda değişim öyle hızlı yaşanıyor ki bir öğrendiğin bir bilgiyi hemen daha eve varmadan eskiyebiliyor. Böyle muhteşem bir çağda yaşıyoruz. Hatta bazı yazarlar, bazı büyük uzaklar medeniyetin bu hızlı değişiminde bazen mola verilsin diyor. Evet. Mola vermek gerekiyor. Ürkütüyor aslında birçok değişen kötü bir şey. Birçok mola vermek gerekiyor. Bilim adamı ürküyor yani evet. Bunun sonunun nereye gideceğini yani, merak ediyoruz. Bize durup dinlenmek, hazmetmemiz lazım. Evet, şu evet. Değişimi hazmetmemiz. Ha değişimin önünde duramayız. Bunu durmaya gerek yok. Böyle bir şansımız şartlar yok zaten. Şartlar değiştikçe, bilgiler değiştikçe, imkanlar değiştikçe, evet. Talepler değiştikçe. Bu cep telefonu dedemin zamanında yoktu. Böyle evet. Hayali dahi kuramıyordu. Evet, ama şu anda evet. Bizim çocuklarımız cep telefonsuz... Bunun çok da ilerisini belki de evet, cep telefonsuz... Sokağa çıkmıyorlar. Sanki yaşamın parçası hepimiz evet. için geçebiliyor. Evet. Yani evden onsuz çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz. Çıkmak istiyorsun. Evet. Şimdi değişimi yaşamamız lazım. Evet. Değişimin dışında duramazsın. Ama değişimde de mola vermemiz lazım. Evet. Şu anda mola veremeyen döneme geçtik. Evet maalesef. Ve çok hızlı yaşanan. Değişimi anlayamıyoruz. O eski yaşadığımız, Ramazan da dahil buna. Evet. Her konudaki eski nostalji şeyler bize daha iyi geliyor. Çünkü ona öğrenmiştik, aidiyet kurduk. Aidiyet kurup evet, onu kurumsallaşmış, evet. Onunla bir üffet sağlamış hı-hı. Ve ondan mutlu oluyorduk. Evet. Şimdi o yok. Yerine gelenle de üffet kuramadık daha. Alışamadık. Dolayısıyla aslında geçmişe nostalji aslında iyi değil. Evet. Alışmışlığa evet. Nostalji. Alışmışlığın evet. Bazı anladım, şu anda evet. Mesela bu teknoloji insanın yararına bir şey ama evet. Eski Ramazanlarda çok aslında farkan bir şey yok. Şu vardı. Onda o televizyon olmadığı için oyunlar oynanırdı. Bizim evet. Çocuklukta o teravide gelip bile büyük bir şey. Bir sürü oyunlar vardı. Evet. Çocukların oynayabildiği, saklambaçlar vardı. Evet. Onları oynardık. Bir şey geçiriliyordu. Mesela diyelim ki orada oruç tutamayan çocuklara ilk oruç tutacağında öğlene kadar direkt yarım gün yarım gün oruç tutuluyordu. Bir ona bir hediye veriliyordu. Evet. Şimdi belki o aile arasında çok kaldı mı bilmiyorum. Evet, evet. Bazı bayramlaşmaya da Ramazan hediyeleri vardı. Yani o belki o hatıralarda kalabilir. Esas benim hatıramda kalan oyunlar. Oyunlar. Teraviye gidişler. Evet. Onu böyle büyük bir çile teraviye. Büyük bir keyifle, büyük bir aile hep beraber. Ailenin yaptığı etkinlik oydu. O iftarlar akşama çok özenle beslenirdi. Çünkü lokanta olmadığı için komşular da yemeğe yardım ederlerdi. Çünkü sadece yemek getirme değil. Evet. Bir davet verileceğinde konu komşu gelir, o yemeği yapmakta yardım ederlerdi. Bu büyük bir şey. Hareketliliktir. Diğer günlerde farklı hani oydu. Örnek olarak söylüyorum. Belki hani akşam namazında 3-4 saat var ama hazırlıklar belki de 4 saat önceden kadınlar komşular tarafından başlıyordu evet, büyük ihtimalle. Rahmeti, değil yani? Rahmetli dedemi anlıyorum. O sigara açardım. Allah rahmet etsin. Evet. O 15 dakika önce o sarma tütünü o her gün aynı iftardan önce şeydir. Önüne bir gelseler. Onu götürür tütünü özellikle sarar ki ben maalesef ondan sigaraya alıştım ve şimdi bıraktım ama evet. Kötü bir şeydi ama
O öyle özenle yapıyor da ki demek ki ben de çocukken ona evlenmişim, o sıralara içmeye başlamışım. Hani diğer zamanlar böyle bir simerasim olmazdı. Evet, ama sadece Ramazan'a özgü, Ramazan'a... Her neyse, yani ben şey vardım, bu teravihleri belli ve hatim üzerine kılınan camiler vardı. Evet. Bizim Antep'te de mevcut. Var, üç tane mesela. Bizde Erosu Camisi'nde yapılıyor. Evet, doğru. Bir de camisinde, bir de Çiksor Camisi'nde şu anda hatimle kılınıyor maşallah. Ama bu bir farkındalık, Ramazan ayının bir farkındalığı. O şu anda bazı kentlerde sürdürülüyor. Bir de Endor'un dedikleri teravih kılma vardır. Hani dört rekat kılınır. O hangi Hicaz makamıysa müezzin de Hicaz makamında dua eder. Ona göre dua eder. Öbür dört rekatıysa dört rekatı başka bir makamda Kur'an okur ve müezzin ona uyar. Onu ben şu anda görmüyorum mesela eskilerden. Bu Konya'da var mıydı efendim? Var. Konya'nın yine geleneklerinde. Bir de tabii şunu da söylemek lazım, özellikle radyo ve sonradan televizyon çıktı. İstanbul tabii başkent, o zaman zenginliğin kaynağı. Evet. Eski Ramazanlar deyip de bir de Osmanlı'dan o kalan bazı nostaljik bilgiler var. Hı hı. Sonradan zenginlikler oluştu. Şimdi orada tabii oyun kültürü, eğlence kültürü, hatta bazen dinle çakışmayan böyle oryantal oyunlar Ramazan adına verildi. Bu rejimde de edilmiş bir şey benim anladığım kadarıyla. Ama Ramazan'da anladığımız o. Bir de davulcular vardı biliyorsun, o eskiden saatler, çana saatler olmadığı için. Evet. O bir dehşet bir nostaljiydin. Evet. Şimdi artık onun gereği var mı yok mu ben sorgulamaya başladım. Hani çünkü oruç tutmayan veyahut da işe gidecek kişileri de rahatsız etmememiz lazım. Hani, biraz daha günümüz toplumsal olarak sanayileşmeye daha hızlı gittiğimiz, herkes çalışıyor onu bir şekilde. Onu sorgulamamız lazım. Hani, hastası olan, çocuğu olan. O nostaljiyi mi yaşatmamız gerekmiyor ben soruyorum. Ne düşünüyoruz? Yani sizin ben o konudaki şahsı fikriniz, davullar devam etmeli mi ya ben da kaldırılmalı mı? Kaldırılmalı. Kaldırılmalı. Ben çünkü kesinlikle kaldırılmalı. Ya toplumun bu yönde de bir algısı var aslında efendim. Yani toplumun birçoğu artık kaldırılsın. Yani şöyle bir rahatsızlık. Eskiden başka türlü imkan yoktu. Savra kalkmaya bir de zaruret de aslında. Köy toplumu fiziki çalışan, fiziki emekle yapan şey. Bir de sahur yapmayınca oruç büyük bir zahmet olacak. Dolayısıyla orucu kaldırmak bir şey. Bir de o köy yerinde herkes birbirini tanıdığı için o davulcular da bir merasimle davul çalar, maniler söylenir. Herkes çocukken onu hatırlarız. Çıkarız o maniler dinler. Çünkü her gün ayrı bir mahalle. Evet. Tabii hediyeler verildikçe o hediye verilen evlere biraz daha maniler güzel söylenir. Söylenir. Şeyden sonra ikindi namazdan sonra böyle kalabalık yerlerde o davulcular gelip şov yaparlardı. Evet. Manilerden öteli. Çünkü sözlü kültür olan bir toplumuz. Evet. Sözlü kültürlerde maniler davulla çok beraber niye tutar? Bir aslında bir eğlence kaynağı. Evet. Ama şu anda artık davul terekeyle davul çalıyor. Bunun bir şeyi kalmadı. Mani yok. Mani yok. Sadece kaldırmak üzere. Bir de hakikaten rahatsızlık veren. Ruhunu kaldırmış. İşe girecek. Şimdi kent hayatı yoğun zamanın çok önemli, kıymetli olduğu zaman. Evet. Büyük ihtimalle kişi belki erken yemiş yapmıştır. Evet. Hatta işten yeni gelmiştir. Çocuğu uyuyordur. Hani evet. Artık o bence sorgulamamız lazım. Ben bir tavsiye edeceğim. Yani mesela bu davul konusunda kararı veren belediyeler mi? Yani belediyeler. Belediyeler kararı. Belediyeler şu anda. Evet. Yani tabii şu anda mahalleleri istiyor. Yani çoğu istiyor. Evet. Yani, ama ben biraz önceki görüşüm şahsi değerlendirmem. Hani artık ben Mevlana çocuğu olduğum için ben değişime çok hızlı gitmek isteyen biriyim. Değişimi muhakkak yakalamamız lazım. Çünkü dünde olan her şeyi bugün sorgulamamız lazım. Evet, kesinlikle. Şartlar değiştikçe, kişiler değiştikçe, imkanlar değiştikçe, talepler değiştikçe, her ne değiştikçe biz değişmemiz lazım. Evet. Değişimi yönetemeyen toplumlar dışlanır, evet. Dışta kalır. Batarlar, dağılırlar. Yenilenmeyen yenilir. Evet, biz inovasyonu yakalamamız lazım. Yani dünden farklı bir şeyi ortaya çıkarmamız lazım. Bir farkına bak. Özünü kaybetmeyeceğiz. Mesela Ramazan'ı konuşuyorsak özünü kaybetmeyeceğiz. Özü her zaman aynı yaşanacak. Evet. Yani o çünkü biraz önce işin başına başladım ki bu ay mübarek bir ay ve bu kutsal ayın bu biraz önceki ekonomik paylaşma yani zekat vererek ekonomik dengeleme, fakirlerin yani parasal destekleme, iftar vererek veyahut da bazı gıda maddeleri vererek yemeği paylaşma, yemeği paylaşma, ondan sonra
o teravih gibi veyahut da o biraz mukabele yapılıyor bu aylarda biliyorsunuz. Evet. O ayda ortak oturulup bazı değerler paylaşma, ibadeti paylaşma diyorum ben buna. Evet. Bir de bu ayda de küsme, barış yapma, kavga, nifak yapmamamız, birbirimize güler yüz göstermemiz evet. için o da mutluluğu paylaşma diyelim. Yani evet. O dört paylaşma ayı. Evet, bunu yaşatmamız lazım. Hatta buna yenilikler eklememiz lazım. Hani fitre zekata başka iyilikler, başka maddi nasıl yardımlaşılabilir? Evet. Buna daha etkili, ihtiyacına yönelik. İftarları mesela son yıllarda, son 10 yıllarda çıktı iftar çadırları biliyorsun. Evet. Daha önceden iftar evleri vardı. Evet. Zenginler iftar evi açardı. O zenginin evine gelen hiç kimseye sorgu sorulmadan gider orada yemek yerdi. Hatta o fakirler başka hiç göremedikleri yemekleri o zenginler yerine Ramazan ayında yerlerdi. Bunu şu anda iftar çadırlar büyük kentlerde bile kuruluyordu. Ha bunu başka yeni modernize edebilirsin. Yeni gelişen şartlara göre değiştirebilirsin. Ama mantığı o yardımlaşmayı devam ettireceğiz. Evet. Yani, o yardımlaşmayı çoğaltacağız. Yani. Efendim mesela şimdi biz sağ elin verdiğini sol el görmesin diyen bir neslin çocuklarıyız. Yani ne alan ne de herhangi birisi bu konuda mağdur olsun diye hep gidip işte atalarımız, büyüklerimiz gece kapıyı çalarlarmış, bırakırlarmış. Evin sahibi bilmezmiş kim olduğunu. Yani hakikaten öyle böyle bir dikkat edilmiş o insanların onuruna, o insanların uğruna. Günümüzde mesela bakıyoruz, televizyonlarda görüyoruz. Onaylıyor musunuz böyle kameraların eşi, işte kameralar çağrılmış, fotoğraf makinelerinin önünde? Yani ben sizin şunu söylemek istiyorum. Yani o neslin torunlarının bu şekilde davranmasını onaylıyor musunuz? Yani siz bunu doğru biliyor musunuz? Olaya iki yönden bakmak lazım. Birinci yönü o dini hassasiyet. O konuda o biraz önce dediğin gibi sağ elin, sol elin hikayesini yapmamız lazım. Evet. Ve çünkü ben şunu tekrar söyleyeyim. Zengindeki para fakirin de hakkı. Yani zengin halın teriyle kazanmış olsa dahi o açsa o parandan ona vermek zorunda. Evet, zorunluluk. Hani bir şeydir hani ona ikram etmeye bir büyüklük şey hani ona yardım ediyor değil. Evet. O onun hakkı. Evet. Yani hakkını teslim ediyorsun. Ve dolayısıyla onu teslim ederken onu rencide ederek abi ben sana şunu yapıyorum diyerek vermek isteyen ahlaken de uygun değil. Evet. İnsanlık olarak da dininiz de bunu teslim ediyor. Ama işin bir yanını da belirtmek lazım. Bazen bazı yardımlar diğer hayırseverleri de teşvik etmek amacıyla bilinmesi lazım. Evet. Ama o fakirleri rencide etmeden ama şöyle bir yardımı, şöyle bir kesin, şöyle bir yardımı şu kesimlere veriyor diye bilgilenmesi lazım. Evet. Günümüz aynı zamanda bilgi çağıdır. Evet. Çünkü bilinmedi mi insan aslında bir şey yapacak ama ne yapacağını bilmedi mi yapmıyor. Ama biri bir şey yaptığını görünce ha dur ben de bunu ben yapayım. Ben de bunu deneyim yapayım. Özendirmek. Yani zenginlerin iyilik yapmasını özendirme amacıyla böyle haber yapılması veya da konu yapılması, gündeme getirilmesi, hatta bazı yardımlar böyle gösterilerek verilmesi gerekli. Ama bu o fakiri kesinlikle o fakiri tanıtarak değil, o fakiri göstererek değil, o fakiri böyle hakkı görerek değil. Ama o iyiliğin yapıldığını göstermek açısından, yoksa fakiri göstermek açısından değil. Evet, evet. Onun açısından bilinmesi gerekiyor ama bu biraz biz gösteriş meraklısı olduk maalesef. Bunu kamu da bazen bu hataya düşüyor. Bazı sivil toplum örgütlerimiz de maalesef şey yapıyor. Bir kısmı biraz önce dediğim gibi teşvik amacıyla hani iyiliği teşvik etme, kamuoyunda bilinmesini teşvik etme. Tabii yardım alanları da aynı zamanda bu önemlidir. Çünkü yardım alanı da biliyor ki ha şöyle bir kuruluş ve yemek veriyor. Veya da yardım dağıtıyor. Gidip kapıyı çalıp bir hak talep etme açısından önemli. Evet. Çünkü o köy toplumu değil ki ufak herkesi tanıdığı kim, aç kim, tok, bilinen toplum değil. Şimdi benim tanımımla mesela şey ekranım obez bir ilçe. Şimdi obez bir ilçede bazen aç ekmek bulamaz zaten. Öbürü de aslında verecek bir yer var ama bilemez. Şimdi böyle bir ortamda aracı kuruluşlar veya da aracı bu tür şeyler bilinmesi lazım. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani, çok doğru bilmem, yani, şimdi olaya yani tek taraflı bakıp da işin ben hep her olaya nimet külfet dengesi olarak bakarım. Evet, hani, evet, işin evet. iyi yönleri var, kötü yönleri var. Ha onun kötülüğünü azaltarak ve nimet yönünü faydasını çoğaltarak iş yapmamız lazım. Evet. Yani o faydası var. Fakirlerin nereden yardım alacağını bilmeleri, zenginlerin de nereye yardım edilmesi gerektiğini bilmeleri aslında önemli ama bu kesinlikle bizim atalarımız çok edepliymiş. Evet. Ben hayranım.
aslında bizim atalarımız bu işi vakıflar marifetiyle, hani uçan kuşa merhamet eden vakıflar bir geçmişin torunlarıyız, iftihar ediyoruz. Evet. Öyle bırak insana, hani canlılara dahi evet, merhamet eden bir neslin torunlarına iftihar ediyoruz. Bizim görgüsüzlüğümüz, bizim böyle böyle patavatsızlığımız beni üzülüyor ama gerçekten bunu mesela, inşallah iyileştireceğimize inanıyorum. Efendim Osmanlılar zamanında Zimmen Defteri diye bir defter var. Mutlaka duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Zimmen Defteri mesela mahalle bakkalının ya da mahalle kasabının tuttuğu borç defteriymiş. İşte gelirmiş Ramazan ayında bir tane durumu iyi olan bir beyefendi ya da bir hanımefendi gelirmiş. Dermiş ki kasaba örnek olarak ya da bakkala dermiş ki ilk 5 kişinin borcunu sil dermiş mesela. Hiç yani ne ismini sorarmış ne de sildikleri kişi kimin sildiğini bilirmiş. Bakkal hesaplarmış demiş ki işte 15 bin lira, o kişi 15 bin lirayı verilmiş, o 5 kişinin borcu. Ya bu şekilde böyle bir müthiş bir gelenek var. Yani biz aslında biraz daha böyle geleneklerimize sahip böyle çıksak aslında. Erdemli toplum. Şimdi o olay sadece o zenginlerin olması değil. Mesela şu anda bir şey dağıtılıyor olalım. Bizim benim ihtiyacım olmasa mesela ekmek dağıtılıyor olalım. Evet. Görelim. Ya ben daha sanmadı içimizden geçiriyor. Evet. Çünkü biz maalesef, artık maalesef. Ya da bir kalem dağıtılıyor. Aslında evet. ihtiyacımız yok o kaleme. Evet. Ama içimizden ya yanaşsak onu beni görürlerse ayıp olur deyip de belki uzaklaşıyoruz ama şimdi evet. Bu bir şey. Verenin de alanın da öyle erdemli bir toplumda yaşamış olması biraz önemli. Erdemli olmak lazım. Tabii. Gerçekten doğru söylüyorsunuz. Toplum olarak. Çünkü bir şey dağıtıyorken rezaleti görüyorsun. Evet maalesef. Yani bir kamyonu getirelim. Ezilmeler. Şimdi bu bizim görgüsüzlüğümüzün. Çok üzücü. Ve yani hepsi ihtiyacı var mı? Ben zannetmiyorum. Hani, belki ama, de alanların birçoğunun ihtiyacı yoktur yani. Alan birkaç tane de alıyor. Şimdi bakın aynı ben verdiğin örneğin bir değişikliğini vereyim. Şimdi bizim o dediğiniz çağlarda orada hayır taşları vardı. Evet. O taşların içerisinde herkes gidiyordu, bir para bırakıyordu. Hani, o kentlerde var, belli evet. evlerin köşelerinde. Evet. Para bırakıyordun, fakirlerle gidiyordun, oradan ihtiyacı kadar alıyordun, hepsini alıyordun. Evet. Yani, herkes elini sokuyordu, kimisi alıyordu, kimisi bırakıyordu. Hmm. Kimin ne olduğunu, ne aldığı belli. Evet. Ama o taşların içerisinde, o zamanki anlatımlarda, eserlerde hep bunu görüyoruz, taşların içerisinde hep de para olurdu. Evet. Bugün bir yere koyalım bir parayı, taşın böyle bir... şimdi herhalde ilk gelen ya da ikinci gelen hepsini alır. Şimdi, bizde o şey kalmadı. Yani erdemlilik şimdi, çok önemli. Bakın, erdemlilik çok önemli. Erdemli toplum. Şimdi benim ismimin ismi Kamil, Kamil. Evet. Kamil olmak. Evet, çok doğru bir tespit. Müthiş bir büyüklük. Tabii bunu olmak da iki türlü oluyor. Bir, zaten insan olan da önemli oradan geçiyor. Bir, kesinlikle haksızlık yapmayacaksın. Evet. Kötülük yapmayacaksın, yalan söylemeyeceksin. Zulüm yapmayacaksın, haksızlık yapmayacaksın. Evet. Şimdi, bu bir insan olmanın birinci adımı. Evet. Bu olmazsa olmaz. Hakkından, haddinden fazla bir işe girmeyeceksin. İkincisi ise, o ise iyilik yapacaksın. O dediğin gibi. Evet. Var olan, yok olana ki Ramazan ayı buna bir vesile aslında. Diğer aylarda yapmamız gerekir ama kesinlikle. Ramazan ayı bunun güzel bir örneği. Var olan, yok olana eşleyecek, dengeleyecek. Evet. Hani aynı para şey değil ama dengeleyecek. Evet. O taşlara para konan şey, hayır taşları diyelim ona. Evet, hayır taşları. O veyahut da sizin dediğiniz zimen gibi, defterleri. Zimen defteri gibi veyahut da askıda ekmek dedikleri askıda şu anda evet, yani çıkarıyor. Demek ki oraya iki ekmek alıyor, birini oraya bırakıyor, evet, gelen ihtiyacı olan alsın diye. Alıyor. Ha bunlar iyi niyetli, iyi duygular. Ama bunu işte Osmanlı'da bunu vakıflaştırarak bütün şeyleri güzel bir noktaya getirmişiz. Daha sistemli yapmışlar. Evet. Biz biraz tabii şu anda onu toparlamış değiliz. Bazı hayırseverler var, Allah razı olsun, onlar böyle görülmeden yardım ediyorlar ama evet. Maalesef biz fakirlerimizde de o tam şey kalmamış böyle mesela esnafımda anlatılıyor ya hani esnaftan alışveriş yapacağım bir alışveriş yapıyor ikinci bir maalesef yok kardeşim ben siftahım yaptım bir çiftlik yıldır karşımdaki bu esnaf ahlakıdır şimdi evet. Bunlar ahilik aslında geleneği belki, biraz ama öyle. Bunlar ideal toplumun örneği inşallah ben eğitilerek o noktaya gideceğimizi İnşallah. Ama bunun tek yöntemin eğitimden geçtiğini evet. Hani çünkü eğitimsiz toplumlar birbirlerine saygı ve sevgisi olmuyor. Saygı sevgi olmayan insanlar o dediğimiz gibi kamil erdemli bir toplum olmadıktan sonra ne yapsan zenginlik de boş, mutlulukla zaten gelmez. Şu anda dehşet bir zenginlik var.
Ben o hatırlıyorum çocukluğumda. Bizim oradaki en zengin insan şu andaki normal bir insan bizim köydeki o andaki bütün varlığı satın alacak durumda. Bir elbise ya da bir ayakkabı alıyorduk, evet. Onu bir sene giyiyorduk ya da ikinci sene giymeye çalışıyorduk ya da bir sene sonra şey. Yani şu anda en şey, hepimizin iki üç tane ayakkabısı var. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. İsrafı da artırdık. Çok doğru söylüyorsunuz. İhtiyacımız yani olmayan tüketim maddeleri. Bir marka takıntımız başladı, hani o, bir lüks şeyimiz başladı, hızlı bir tüketimimiz başladı maalesef. İşte tüketici toplum tamam belki üretimi de bazen teşvik ediyor ama dehşet bir israf var. Evet. Hani dehşet bir israf var. Evde ihtiyacımız olmayan malzemeleri almak, haddimiz evet olmayanı da kaybolmaya çalışmak. Tabii o ahlaksızlığı da götürüyor. Evet. Çok doğru söylüyorsun. Ben telefonu alıyorum, ben görüyorum. Vakfa yardım almaya gelenler o form... 2000 lira telefon kullanıyor hani, belki de yani. Yani ilginç yani. Evet. Tabii onlar yardım vermemeye çalışıyoruz ama şimdi yani telefon benim için şu anda sadece bir alıp iletişim aracı. İletişim aracı. O kadar fonksiyonel telefonlara çok da ihtiyacı yok aslında. Evet. Ama arabası olan bir üst model yani bir yerden bir yere götürsün tamam ben o iyi model araba kullanmasın değil. Evet. Ama ihtiyacından fazlasını kendini zora sokmadan. Evet. Çok fazla varsa tamam onu kullansın ama evet çok fazla yok. Onun o borçla alıyor veya tabii sıkıntıyla alıyor, onun parasını ödeyeceğini başka çok türlü anlamda zorlanma yaşıyor. Bir çok başka sıkıntılara giriyor. Evet. Ben onu bahsediyorum. Evet. Efendim evet, şu programımızın yavaş sonuna geliyorum. Estağfurullah. Size birkaç soru sorup hemen programımızı bitireceğim. Evet. Çok da güzel gidiyor sohbet gerçekten. Efendim şimdi bizi gençler izliyor. Genç kardeşlerimiz dediğim gibi bize çok ciddi anlamda mesaj gönderdiler. Sizi örnek alan kardeşlerimiz var. Allah razı olsun. Onlara neler tavsiye edeceksiniz? Öncelikle evet, onlar dediler ki Kaymakam Bey'imizden bir tavsiye siz dediler. Onların şimdi sorusunu ben iletmek istiyorum hemen, sizlere. Hemen ilk tavsiyemi hemen söyleyeyim. Hani bir kesin bir ümit var olsunlar. Evet. Karamsar olmasınlar. Yani hedefi yüksek koysunlar muhakkak başarırlar. Evet. Tekrar diyorum ben köy çocuğuyum. Evet. Orada o kaymakam gelirken hatırlıyorum o zaman şeyi vardı. Antolon'da bir yırtık vardı. Yama yapılıyordu o zaman. Evet. Neyse. Tabii öğretmenler uyardı. Yine gittik yamasız bir elbise pantolon evet giydik lan şey. Evet. Ama ben o zaman o çağda dedim ki şey ben kaymakam olacağım dedim. Evet. Allah bana nasip etti. Herkese belki her şey nasip olmayabilir ama hedefi büyük koysunlar ki o hedef noktasında gereğini yapsınlar. Evet. Ben arzu ediyorum. Ben de gönlümden çok şey geliyor. Mesela uçağım olsun istiyorum da yani, uçak olması için ne çalışmam yapıyor, yok, param yok, evet, pulum yok. Dolayısıyla benim uçak olmayacak yani. Ama şey, gerçekçi olmak lazım. Ha uçağım olabilir. O ben bırakırım mesleğimi, ticarete atılırım. Orada çok para kazanmaya çalışırım ve uçak alırım. Evet. O başaramaz değil. Evet. Yine başarayım ama benim böyle bir uçak alma sevdam da yok, evet, hayalim de yok. Yani, bu hayal doğru hayal kursunlar ve onun için gerçekleştirmek için çaba göstersinler. Onun şartlarını yerine getirmesi çalışsınlar. Bunu muhakkak olsunlar ve başarırlar. Evet. Ben onlara samimiyetle söylüyorum, başarırlar. Evet. Yeter ki azmetsinler. İkinci evet ve önemli bir tavsiye, aman gençler, ne olursunuz bir hobi edin. Evet. Örgün eğitim, normal eğitim verin ama bir hobi. Sanatsal bir faaliyet yapın. Ya evet spor yapın, ya kültürle uğraşın, ya bir müzikle uğraşın. Bir esnaş alın, sanatsal oynayın. Ama size ait, sizi siz yapan bir işle uğraşın. Evet. Ya bir meşgaleniz olsun. Evet. Ve siz ha ben mesela dedim ki atletizm yapıyorsan en iyi koştum. Voleybol oynuyorsan en iyi yaptım. Maç buldum, evet. Yani o dedim ki bazı takım oyunları toplumsal olarak birlikte hareket etmeyi yeteneğini kazandırır. İnsanlar toplu başarıyı, toplu kaybetmeyi öğretir. Birçok faydası var. Evet. Ya da bireysel spor yapın. Ya da bireysel çalgı çalın, saz çalın. Piyano çalın, türkü söyleyin. Yani bir şey yapın. Evet. Bakın kişilik ve kimliğinizi onunla bulacaksınız. Evet. Ve oradan aldığınız kendinizi orada bulacaksınız. Çünkü evet, bir ara lafla söylemiştim. İnsanın eğitim yaşı 18'e kadar. Tabii evet, ömür boyu öğreneceğiz evet, evet, ama evet, bu temel anlamda 18 yaşına kadar. Bu normal eğitimi tamamlayacak. Örgün eğitimi tamamlayacak. Ama sizi siz yapacak, sizi böyle uçağa götürüp sizi farklı kılacak o hobiniz. Evet. Ben çocuklara lütfen, lütfen herkes kendinin neden zevk alıyorsanız, evet, müzikten, spordan, sanattan, resimden neyse neden zevk alıyorsanız bir hobiniz olsun ve o hobiye zaman ayırın, evet, o hobiye para ayırın, evet, o hobiyle siz büyüyün. Evet, çok ben, güzel. Onlara
Yani büyük oranla onu tavsiye ediyorum. Ve başaracaklarına eminim. İnşallah. Ülkemiz gittikçe iyiye gidiyor. Ama ben hep de şunu söyleyeyim, bir de onu şey olsun. Her başarıda herkesin emeği, zahmeti, katkısı vardır. Her başarıda da herkesin suçu ve sorunu kesinlikle vardır. Şu ülkemiz iyiye giderken kendileri de katkı yapsınlar. Bir taş üzerine, kendileri de bir taş yaratsınlar, ve değer oluştursunlar. Oluştursunlar ve o toplumdan da bir şey beklesinler. Evet. Yani ben bu o zaman beklenti içinde olsunlar. Bu toplumun paydaşıyım, evet. Bu toplumun bir parçasıyım. Ben şunları koydum, şunları da istiyorum deyip evet. Sahip olsunlar. Evet. Ve bu vatan sahip çıkılırsa vatandır. Evet, çok güzel. Evet. Efendim son olarak çocukluğunuzda Ramazan'da unutamadığınız bir anınız var mı böyle sizi yani hala böyle çok eğlendiren ya da aklınıza geldiği zaman hüzünlendiren ne bileyim böyle sizin küçükken bir anınız evet, var mı Ramazan anınız? Ben tabii vardı ama bir camiye gittik, teravih kılıyorduk, herhalde çocuktuk. İşte çocuklarla öbürleri de bazen konuşuyorduk, tokat yedik. Tabii ondan sonra o camiye gitmedik, kaçtık size. Yani böyle bazen o teravihe gittiğimde biri tokatlayacak sanıyorum çünkü o çocuk bu taşı. Tabii çocuk, tabii bilmiyoruz, işin farkında değiliz. Yandaki çocuklar konuşuyorduk arkadaşlar. Evet. Tabii büyüğün biri, biz konuşup böyle selam verir vermez. Evet. Kanalım çok teşekkür ediyorum. Rica gerçekten ederim. Çok keyifli Kanal 5 televizyonu olarak ziyaret ettik. Ona Kanal 5'e ve bütün ekibine teşekkür ediyorum şeyden dolayı. Bunu kamuoyuyla paylaşmaktan dolayı kamuoyunun da bilgilenmesi önemlidir. Siz de vesile oluyorsunuz. Çok başta Kanal 5'in sahibi olmak üzere siz değerli arkadaşlar, yani kameraman arkadaşlarım sizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu arada ofis çok güzel. Yani ben şöyle kameraman arkadaşım göstersin yavaş yavaş gerçekten. Kameramanlık parkı da burada aslında. Çok güzel böyle yerleştirilmiş sevgili seyirciler bakın. Şöyle mesela şu çocuklar görüyorsunuz yerel kıyafetlerle falan Çanakkale'den alınmış olan yine dur yolcu şeyimiz var. Gerçekten güzel. Efendim çok teşekkür ediyorum tekrar. Ofisiniz de çok güzel, çalışmadan da çok güzel. Şimdi onu söylemek lazım. Medeniyet aynı zamanda kural ve kurullardan oluşuyor. Evet. Medeniyet başka bir tanımda standartlardan oluşur. Evet. Eğer bir standart olursa, yani gömlek giydin, kravat taktın ama ayağında terlik olur. Terlik olur, gece vakti yatağa uygun zaman, bir koşullar. Gece saat 11'de bir kapıyı çaldın, hayrola diyorsun, açarsın, terliklisin. O doğaldır, evet. Pijama vardır evet. Ama şimdi standart oluştuğu için yaptığın hizmet kaliteli olacak, evet. Büron kaliteli olacak, evet. Hastane yatağından belli olur. Evet. Yani, sen yani kaliteyi artıran etkilerden bir tanesi. Evet. Yani, evet. Efendim şurası iyi olsun da şurası boş ver değil. Evet, boş vereceğimiz hiçbir alan yok. Evet, çok doğru. Her yeri doldurmamız lazım. Evet. Yani, kalitemiz her noktasıyla kaliteli olması lazım. Evet. Yani, işimizle, eşimize olan sevgimizle, evet. Çocuklarımıza olan sevgi saygımızla, onlara olan ilgimizle, vatandaş olan saygı ve sevgiyle, evet. Yani büroyla, mesai arkadaşlarımızla, vatandaşlara, amirlerimizle, burada her kim varsa, biraz önce dedim ya, evet. Başarı hepimize aittir, evet. Başarısı da hepimize aittir. Evet. Hepimizin kalitesi yükselmesi lazım. Evet. Benim tek başıma kalitem ya da o iyi ama o da çok kötü. O da evet. Çok iyi ama ben hiçbir iyi kaliteli hizmet vermiyorum. Evet. Bütünlememiz lazım. Evet. Medeniyet aynı zamanda standart demektir. Evet. Medeniyet aynı zamanda kaliteyi getirir. Evet. Yükselmeyi yükseltir. Getirir. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Güzel hemen bir de bayram şeyi alalım isterseniz. Bayrama çok var ama siz şimdiden Kanal 5 ekranlarına bir bayram mesajı verin isterseniz. Evet, Şehit Kamil halkına, Gaziantep halkına, tüm Türkiye'ye. Ben tekrar hemen teşekkürle başlayayım Kanal 5'e. Bütün ekip arkadaşlarına, çalışma arkadaşlarına, sizler olmak üzere orada yayın yapan ve sahip olan arkadaşlara. Ben bayramlar malumunuz. Kaynaşmanın, barışın, affetmenin, evet. Yardımlaşmanın en zirve yaptığı yerler. Evet. Bu bayram için de inşallah önümüzdeki yaklaşmak olan bayram için inşallah. Başta Gaziantep'te bütün ülkedeki kardeşlerimizin bayramını kutluyorum. Ve o bayramı, bayram gibi kutlamalar için varsa içimizde böyle kimlerimiz, kederlerimiz onları atmak, bayram öncesinde de maddi yardımları sağlayarak evet, evet. Dengelememiz
garibanları, o yokluklarını azaltmamız. Evet. Var olan, yok olana vermesi. Hı hı. O, ve dolayısıyla onların da bayrama, cidden bayram olarak girmesini evet. Temin edecek bir şekilde girilmesini. Herkesin bayramını canı gönülden kutlar. Barıştan daha lezzetli, barıştan daha güzel bir evet. Kavramı olmadığını, evet. İnsanlığın en büyük projesinin barış olduğunu ve biz bunu da Ramazan ve Kurban'da olmak üzere diğer milli bayramlarda bizim bu evet. Bayramlar, o bayramlarda bunu en zirvede yaşayan bir toplum olarak mutluluk duyduğumuz bir parçası olarak ama evet. Bunu daha da yükseltebileceğimiz inancıyla herkesi bayramla kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, değerli dostlar, Ramazan sohbetlerimizin bugünkü konuğu Şehit Kamil Kaymakamımız Sayın Mehmet Aydın Beyefendi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Gerçekten çok yoğunluğun arasında da zaman ayırdı. Bir dahaki programda yeni konuklarımızla inşallah karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. En güzel günler sizlerle olsun. Saygılar, sevgiler bizlerden olsun.